Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımızı olsun. Amerika Saudi Ministeri, Xitay Avasiya şirketlerinin Boeing ayruplarını setip edişini çekilgerlikini bildirdi. Amerika Saudi Ministeri Xitay dairelerinin öz Avasiya şirketlerini Boeing ayruplarını setip edişinin tosqanlığını aşkarlığan. Reuters agentliğinin 29 sentyabrdaki haberde bildirilişe, Amerika Saudi Ministeri Gina Raimondo seyşembe muhbirlarga Xitayning devlet işi Avasiya şirketlerini Amerika'da işlep çıkarılgan netçi 10 milyard dolar kıymetindeki Boeing BAN tipliq ayruplarını setip edişinin çekilgenlikini bildirgen. Raimondo sözünün ahırdı yana Xitayning aldıngı hükümet bilen 2020 yılı hasıl kılgan Saudi kilişiminin bir kısmı süpitede Amerika mahsulatlarını setip ediş vadisiga emel kılmağanlığını bildirgen. Xitay Taşqi İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Hua Chunying çarşambadaki qarallik muhbirlarını kütüp ediş yığınıda Amerika Saudi Ministerinin sözdeki narazılık bildirip Xitay Dünya Saudi Teşkilatının köp tereplik Saudi mekanizmini kollaydı. Hem de Amerika'nın bazar kaidesine emel kılıp Xitay bilen roboru menişini ümit kılıdı degen. Xitay Tayvan'nın CPTPP'ye kirişini tosmakçı. 29 sentyabr Xitay dairleri atalmış bir Xitay prinsipi sepsetisi bilen Tayvan'nın Asya Tiniç Okyan rayonundaki köp tereplik erkin soğudu mekanizmi bolgan Tiniç Okyan'dan halkıgan şiriklik münasibeti kilişimi CPTPP'ye aza buluşunun aldığını aldıgallıkını bayan kılgan. Bununla Tayvan İcraiye Organı Çoğunkurukluk İşleri Komiteti derhal narazılık bayanatı ilan kılıp, hiçkandık devlet ya ki hiç kimden Tayvan'dan hazırkı halkara hukukuğa arlaşış hukuku yokluğunu bildirgen. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe çarşamba ötküzülgen karallik muhbirlarını kütüveliş yığınıda Tayvan'nın CPTPP'ye katnışış iltiması hakkıda toxtalgan Xitay'daki Tayvan İşleri İşxanası'nın bayanatçısı Zhu Fengliang Tayvan'nın rayonluk iqtisadi hemkarlık mekanizmiga katnışışının aldıngı şartı çoğun bir Xitay prinsipi asasıda buluşu gerektikini bir Xitay prinsipiga asasen Tayvan münasip isim ve salahiyet bilen Dünya Saudi Teşkilatı'nı katnası buluduğallıkını otturgu koygan. Mälum buluşça Tayvan 22 sentyabr CPTPP'ye katnışını resmi iltimas kılgan bulup Tayvan İcraiye Organ Azası İktisat ve Saudi Sökpiti İşhanısının baş sökpet vekili Deng Junjong 23 sentyabr taratkularga Tayvan'nın Tayvan, Pinghu, Jinma, Şahsi, Tamojni Beji rayonu namıga aza buluşunu iltimas kılganlığını delilligen. Tayvan bu nam bilen Dünya Saudi Teşkilatı'nı kirgenden buyan bu isim halkarada uzun yıl kullanılıp gelgen. Deng Junjong gerçi Tayvan egilik hukukluk ve müstakil devlet bosumu iqtisadi ve Saudi kilişimige katnaşkanda hemişe Tayvan, Pinghu, Jinma ve Yekki Tamojni Beji rayonu degen isimni kullanıp gelgenlikini bu isimmi talaştartış kozgallıkını bildirgen. Uyana bu namda CPTPP'ye katnışını iltimas kılış meselesini kaytı oyluşu arkalı karar kılgallıkını tekitligen. Xitay bilen Taliban'nın iqtisadi hemkarlıkının aldığını eliş kanun layısı otturgu koyuldu. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'nin 22 nefer Kengash Palata azası 28 sentyabr günü Taliban'ı kollagan barlıq çet el hükümetlerine ceza yürgüdüşünü talep kıldıgan kanun layısını otturgu koygan. Xitay hazırga kadar Afganistan'daki Taliban'ı kollaydıgan Aslan'daki asaslıq çet el güçlerinden biri bulup, bu kanun layısı Xitay'ı roşen təsir kılıdıkken. Bunundan birkaç gün ilgiri Xitay Taşqı İşlar Ministeri Wang Yi 20 devlet korohi Taşqı İşlar Ministerleri yığınıda Xalqara cemiyetini Afganistan'daki Taliban'larga qaratılgan cazanı bekar kılışkı çakırgan idi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Afganistan'ın terörlükü karıştırış, nazarat kılış ve cevapkarlıkını sürüştürüş kanunu deb atalgan bu kanun layısı Jim Rich tarafından oturgu koyulgan bulup, bu kanun layısı Taliban tarafından tayinlengen Amerika'da duruşluk Afganistan baş elçisi ve Afganistan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki daimi vekilini itiraf kılmasını talep kılgan. Bu kanun layısı yine Amerika'dan Afganistan'daki Taliban'ı kollaydıgan herkandak çetel organlarını etraplık tekşürüşünü talep kılgan. Bu kanun layısı yine Amerika Prezidenti'nin Rusya, Xitay ve Taliban'larının Cenubi ve Otur Asya devletlerine elip kildiğen bihaterlik ve iktisadi hırsları. Xitay bilen çigralındıgan Cenubi ve Otur Asya devletleri otursudaki çigra macerası ve Xitay'nın Pütkül rayondaki kurukluk ve deniz portları
harbiy harakatlari va aslahalari, qatnash ul aslahalari va energiya turlariga salgan mablag'lari haqida tafsili dokument tayyorlash talab qilingan. Undan boshqa bu qonun loyihasi yana Amerikaning Afg'onistondagi terrorlikka qarshi turish xizmatini davomlashtirish, Talibanlarning terrorlik va kishilik huquq tafsandichiligini jazolash va Afg'onistonni chat al yordam bilan ta'minlashni cheklash strategiyasi bilan ta'minlaydi ekan. Bu qonun loyihasi yana Amerika bilan Hindistonning hamkorligini kuchaytirish maqsad qilingan mazmunlar bor bo'lib, Oqsaroydan Amerikaning Hindiston bilan diplomatiya, iqtisod va mudofaa ishlarida hamkorlasha oladigan nuqtalarni aniqlab chiqish talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning O'rta va Janubiy Osiyo vaziyatini kuzatuvchilar Xitoyning Talibanlar bilan hamkorlashishi orqali Afg'onistonning kam uchraydigan tabiiy boyligiga erishilishidan andisha qilgan. Mulkarlanishcha Afg'onistonning oz uchraydigan nodir tuproq zapisining qimmati 1 trillion 300 milliard dollar bo'lib, CNBC'ning 8-yining 17-kundagi dokladiga qaraganda, ba'zi tahlilchilar Xitoyning Talibanlar bilan bo'lgan munosabatini taraqqiy qildirishdagi muhim maqsadi Talibanlar bilan Afg'onistondagi oz uchraydigan tuproqni tepish va ichishda hamkorlashadigan yo'l izlash deb qaragan. Bu Xitoyning rayondagi zo'ravonlik o'rnini kuchaytirishda intayin muhim ahamiyatga ega ekan. Afg'onistonda kam uchraydigan nodir tuproq ko'pincha zamonaviy elektronlik mahsulotlar va harbiy uskunalarning asoslik xom moddalaridan biridir. Amerika bilan Xitoy yuqori darajalik harbiy suhbat o'tkazdi. Amerika davlat mudofaa ministrligi chorshanba kuni Amerika va Xitoy davlat mudofaa amaldorlarining bu hafta bir qator mudofaa masalasi haqida suhbatlashganligini aytgan. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligi bayonotchisining aytishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligining muavin yordamchi ministri Michael Chase Xitoy Markaziy harbiy ishlar komiteti xalqaro harbiy hamkorlik ishxonasining muavin mudiri Huang Shuping bilan silliq suhbat o'tkazgan. Suhbat jarayonida ikki taraf Amerika-Xitoy mudofaa munosabatiga ta'sir ko'rsatadigan bir qator masalalar to'g'risida ochiq oshkora suhbatlashgan bo'lib, ikki tarafning ravon aloqa yo'lini saqlab qolishda o'rtaq tunishga kelganligi ta'kidlangan. Bildirilishicha, ikki hafta ilgari Amerika va Angliya Avstraliyani yadro suvosti paroxoti bilan ta'minlash uchun AUKUS bexatarlik ittifoqi qurilganligini e'lon qilgan. Va bu ittifoqning g'arb davlatlarining Xitoyning Sharq Janubiy Osiyo va Janubiy dengizdagi kuch tengpunligini tengshash maqsadida qurilganligi bildirilib, Xitoyning noroziligini qo'zg'agan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika davlat mudofaa ministrligi Xitoy bilan bo'lgan suhbatda Amerikaning Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlari va sheriklarining o'rtaq tunishni qo'llashni davomlashtirganligini bildirgan. Bu suhbat Amerika-Xitoy mudofaa siyosatini moslashtirish suhbatining 16-chi qitimliq yig'ini bo'lib, oldingi qitimliq suhbat 2020 yili 1 oyining 14-chi kuni o'tkazilgan edi. Xitoy puxraviy shirkatlari Sharq Turkistonga qiziqtirilmoqda. Xitoyning 2021 yillik atalmish puxraviy korxonalarining Janubiy Xinjiang safari faoliyati yig'ini Oqsuvda ochilgan bo'lib, Xitoy doiralari yig'inda atalmish Xinjiangni nomratlikdan qutuldirish nomida ijro qilayotgan razil planga asosan Xitoy xususiy shirkatlarini Sharq Turkistonning janubiy rayonlariga mablag' selishga rag'batlantirgan. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, 28 sentabr Sharq Turkistonning Oqsuvda atalmish puxraviy korxonalarining Janubiy Xinjiang safari faoliyati yig'ini ochilgan. Yig'inni Xitoy savdo sanoatchilar birlashmasi, davlat yezi kanatlarini gullandirish idorasi, atalmish abnum rayonlik partiya komiteti, atalmish abnum rayonlik xalq hukumati birlashib o'tkazgan. Yig'inda atalmish Janubiy Xinjiangning nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish nomi bilan keng puxraviy korxonalardan atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash tarixi burchini zimmasiga elib, keng ko'lamda mablag' silish talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimki faoliyatda 81 turdagi kelishim imzolangan bo'lib, elektronlik mahsulot, to'qimachilik, kiyim-kechak, yezi egilik qo'shimcha mahsulotlarni pishiqlash qatorliq turlarga chetildigan. Imzolangan kelishimning umumiy summasi 34 milliard 300 million yuanga yetgan bo'lib, imzolangan kelishim turlari atalmish nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish deb da'vo qilingan. Xitoy yaqindan beri ko'zga ko'ringan Uyg'ur korxonachilarini har xil to'kmatlar bilan turma va lagerlarga solash vositalari bilan ularning mol-mulki va poychaklarini bulang-talang qilib, kim ortiq qilib sotgan. Shuning bilan mos qadamda Sharq Turkiston xalqini majburiy amgakka selish orqali foydalanayotgan Xitoy majburiy amgakning ko'limini teximi zo'raytish maqsadida Xitoyning xususiy korxonachilarini Sharq Turkistonga mablag' selishga rag'batlantirmoqda.
Taliban Zahir Shahning qonunini davlat asosiy qonuni qiladiganligini e'lon qildi. Taliban sobiq podsho Muhammad Zahir Shahning asosiy qonunini Afg'onistondagi vaqtli hukumatining asosiy qonuni qiladiganligini e'lon qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Taliban vaqtli hukumatining muvaqqat adliya ministri Abdul Hakim Shari e'lon qilgan bayonotida sobiq podsho Muhammad Zahir Shah davridagi asosiy qonunning shariat va Taliban prinsipiga zid kelmaydigan moddalarining to'liq yo'lga qo'yilganligini bildirdi. Shariat va Talibanning prinsipiga xilof kelmaydigan xalqaroliq qonunlarga mu hurmat qiladiganligini ifodalagan Abdul Hakim Shari Talibanning dunyodagi davlatlar bilan yaxshi munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini tilga oldi. Abdul Hakim Shari Afg'oniston zaminining har qanday bir davlatga qarshi ishiltilishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydiganligini alohida ta'kidladi. Afg'onistonda 1933 yili 11 ayning 8-chi kunidan toki 1973 yili 7 ayning 17-chi kuni taxtdan tushirilganiga qadar hukmronlik qilgan eng oxirgi podsho Muhammad Zahir Shah 18-chi asrda Durrani imperiyasi qurilgandan buyonki eng uzun hukmronlik qilgan podsho edi. Podsho Zahir Shah davridagi davlat asosiy qonuni 11 bob va 128 moddadan tarkib topadi. Yuqorida tilga olingan asosiy qonun 2001 yili Taliban hokimiyatni o'tkazib olgandan keyin qurilgan vaqtli hukumatning yo'liga qo'yilgan edi. 1964 yildan 1973 yilgacha kuchga ega bo'lgan Afg'oniston davlat asosiy qonuni davlatning podshohlik tuzumi deb bilindi. Barlik huquqlarni podshohga markazlashtirgan bu asosiy qonunning Taliban rahbari Hibatullah Axunzodaning ahvoliga qandoq moslashtirilganligi hozircha noma'lum. Kishida Fumio Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasining rahbarligiga saylandi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Kishida Fumio Yaponiyaning hokimiyat peshidagi Erkin Demokratlar Partiyasi boshliq saylamida g'alaba qildi. Turkiya Avazi radiosi xabarida bildirilishicha, Erkin Demokratlar Partiyasining Yaponiya islohot ishlari vaziri Kono Taro, sobiq tashqi ishlar ministri Kishida Fumio va sobiq ichki ishlar va xabarlashish ministrlari Noda Seiko va Takachi Sanay qatorliklar raqobatlashgan boshliq saylash saylamida Kishida Fumio g'alaba qildi. Kishida parlamentda bosh vazirlik vazifasini ustiga oldi. Saylovning birinchi aylanmasida eng ko'p ballarga erishgan Kono bilan Kishida ikkinchi aylanma musobaqasiga qatnashdi. Natijada Kono 131 ballarga erishdi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Kishida 249 ballarga erishib, ustunlikni qo'lga keltirgan bo'ldi. Kishida 10-ayning 4-chi kuni Erkin Demokratlar Partiyasi va uning ishtirokchisi Komito kontrolligidagi Avam palatasi Shougin yig'inida Yaponiyaning yangi bosh vaziri deb e'lon qilindi. Sobiq bosh vazir Shinzo Abe salomatligini bahona qilib iste'fo bergandan keyin 2020 yili 9-chi ayda vazifaga o'tirgan bosh vazir Suga Yoshihide saylovga qatnashmaslikni qaror qilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.